Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Gördüğünüz gibi bugün yine bir geometri sorumuz var. İlk önce soruyu biraz Türkçeleştirelim. İşte deniliyor ki bir tane büyük bir kare var, alanı 5 olan. Bu büyük karenin içerisinde ikinci bir kare var, alanı 4 olan şu şekilde. Ve bu küçük karenin bir köşesi büyük karenin kenarını A ve B şeklinde kesiyor. Gördüğünüz gibi, şekilde gördüğünüz gibi. Deniliyor ki AB çarpımı nedir? Eğer bu soru üzerinde biraz düşünmek istiyorsanız videoyu burada durdurabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi burada tabii gördüğünüz gibi büyük karenin bir kenarı A ve B'ye ayrılmış. Şimdi içerideki de kare olduğu için yani şu şeyin küçük karenin kenarlarını x diyelim. Gördüğünüz gibi buradan yani Pisagor teoremini kullanarak yani nedir Pisagor teoremi? İşte x kare eşittir a kare artı b kare. Bu teoremden yani şöyle bir baktığınız zaman şuraların a, b olduğunu hemen şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Dolayısıyla bu içerideki dört üçgende birbirine eşit olan üçgenler. Peki üçgen alanı nedir? Üçgen alanı bildiğiniz gibi 1 bölü 2 yükseklik ve taban. Tabana d diyelim. Taban. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir üçgeni aldığınız zaman bir tane üçgenin alanı nedir? Burada A çarpı B bölü 2'dir. A çarpı B bölü 2. 4 tane var bu üçgenlerden gördüğünüz gibi. Bunların hepsi de birbirine eşit. Dolayısıyla toplam alan, toplam üçgen alanı içeride 4 çarpı AB bölü 2 olur. Buradan da 2 AB çıkar. Şimdi tabii ki büyük üçgenin büyük karenin alanını vermişler bize 5 olarak. Şu içerideki küçük kareyi ve üçgenleri toplarsanız büyük kareyi elde etmeniz lazım. Dolayısıyla 2A artı 4 küçük karenin alanı pardon 2AB artı 4 eşittir. Büyük karenin alanını vermesi lazım. Ve buradan ne çıkar? 2AB eşittir 1 çıkar. Buradan da AB'nin 1 bölü 2 olduğunu hemen bulabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.